Hocam hoş geldin. Toplam can su 65'ten beri. Maşallah. 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 Allah sağlık versin abim. Nereye alacağım? Güneşe mi alayım? Güneşe çıkalım. O zaman şöyle alalım. Hem arkada da futbolcular olur. Ama sen şöyle geleceksin. Sen nasıl tutacaksın? İyiyim böyle. Ben tutarım abi. Herkes gelsin de. Tutabiliyor hepsini. Şöyle iki eline sıkıştır ya. İki elini sıkıştır. Şöyle. Hadi bir tane daha geldi. Hadi bakalım. İnşallah. Biraz sesim kısık iki gündür. Daha yeni yeni toparlıyor. O yüzden kusura bakmayın. Yakınız ama duyuluyor herhalde. Değil mi? Evet, hoş geldiniz. Bismillah deyip kampımıza başladık. Takımın tam bütünlüğü sağlanmadı. İzinli birkaç kişi hariç. Geneli burada. Çok güzel bir atmosfer, çok güzel bir hava var. Taraftarımız da sağ olsun. Antrenmanı taraftarımıza açtık. Onlar da geldi. Çok güzel bir moral oldu. İnşallah en iyi şekilde iki dönemli kampımızı en iyi şekilde bitirip eksik olan da futbolcularımız bize katıldığında istediğimiz oyun şeklini oluşturup kampları bitirip buraya hazır halde döneriz. Taraftarımız da beklediği o mücadeleyi, o futbolu sahaya yansıtırız. İnşallah bu da sonuçlara yansır. Herkesi mutlu ederiz. Hocam izinli olan futbolcular kim? Novi Kovas dolayısıyla biliyorsunuz Uluslar Ligi'nde oynadığı için Fofana iki gün izin istedi. Bir de Tomane o herhalde gelemeyecek kadar uzaklıktaydı. İki gün izin istedi. Onun dışında Furkan hocam. Furkan evet, o onun da başka bir şey, o da katılacak. Onun dışında benim kendim izin verdiğim bir oyuncu yok. Kendi aldıysa yönetimden ya da başka bir şekilde bilmiyorum ama birkaç güne, ki buradaki kampın bizim zaten amacımız toplanıp hem medical check'leri bitirmek hem de burada biraz daha gençlerimizi görmek. Çünkü biliyorsunuz kampa gittiğimizde belli bir sayıyla gitmeniz lazım. Orada da verimli antrenman yapmak adına. Dolayısıyla bu süreçte de hem gençlerimizi değerlendireceğiz oyunsal formatta. Bize katabilecekleri. Onu görmek adına bu 4-5 gün önemli. Kaç futbolcuyla gidecek hocam kampa? Yani gitmemiz gereken sayı 25, 26, 27 gibi. Çünkü orada sistem taktik çalıştığınız zaman çok fazla dışarıda bıraktığınız zaman da olmuyor. Dolayısıyla bize orada faydalı sayı kimse, bunun, bu sayının içinde de zaten bir çekirdek kadromuz var. Buna dahil edebileceğimiz mevkiine göre gençleri dahil edeceğiz. Bu şekilde gideceğiz inşallah. Hocam Bolu'ya geçilecek mi bir de Zahmet Hoca? Şöyle, Bolu'ya Erciyes'ten sonra Kurban Bayramı var biliyorsunuz. Oradaki zaten yüklememizden sonra bir iki üç gün izinden sonra bayram dönüşü Bolu'da toplanacak. Hocam, orada da hazırlık maçlarımız vesaire, orada biraz daha fazla şey yapacağız. Hocam transferlere Samsun halkı doydu ama daha da istiyor gibi görünüyorlar. Valla şimdi tabii ki devam ediyor çünkü biz ihtiyaç doğrultusunda transfer yapıyoruz. Yani bir bölgede eksiğimiz varsa onu doldurmakla, çünkü bir yarışın içine gireceğiz. Ve o yarışta da hep olmak istiyoruz sonuna kadar. Dolayısıyla bir 2-3 mevkide daha nokta transferler olacak. Onun içinde çalışıyoruz, inanın bana iyi de çalışıyoruz. Temaslarımız sürüyor. Olduğu takdirde de zaten siz duyarsınız onu. Hocam Yomande'yi gördük ama evet. Sheldon ve Boli yok. O konuda neler söylemek? Evet, Sheldon'un ve Boli'nin yönetimsel sıkıntıları var. Çünkü benim kadro kurgumda ben raporumu verdim ama Diomande'nin farklı bir durumu var. O sakatlıktan döndü. Hem karakteri hem burada kalma isteği, biz onu tamamen performansına göre değerlendireceğiz. Verimli olduğu takdirde de bakacağız, değerlendireceğiz. Sheldon'la Boli'yi düşünmüyorsunuz yani. Şu an öyle bir düşüncemiz yok. Teşekkür ederim. Kalabalık da bir teknik ekibiniz var. Evet. Şöyle, tabii kalabalık teknik ekiple alakalı zaten bir bilgi verdim. Sportif direktörümüz de bilgi verdi. Burada hem analiz departmanı hem scout departmanı tamamen kulübün bünyesinde kurulması gereken departmanlar var. Ve bunun doğrultusunda çalışıp o departmanlara ihtiyaç
halinde hocalar alındı. Bunlar tamamen datası, bütün verileri kulübe ait olan departmanlar olacak. Ve gerekli aslında böyle olması gerekiyor. Dolayısıyla bu kadar kalabalık, her sayma sahada bu kadar kalabalık tabii ki olmayacak. İlk idman, herkes kendi işinin başında olacak. En iyi şekilde de bu departmanlar gereken verileri teknik heyete aktarıp biz de çalışmalarımızı yapacağız. Sizin sahadaki ekibiniz kaç kişi hocam? Bizim şu an sahadaki ekibimiz, ben 3 tane yardımcım ki bunlar, birisi kaleci antrenörü, birisi birinci yardımcım, ikinci yardımcım İtalyan. Onu da söyledik. 2 tane hocam benim maç izleme ve rapor getirmeyle sorumlu, yükümlü. Kulübün scout ekibiyle ortak çalışarak zamanı gerektiği zaman sahada yerlerini alacaklar. Ancak maçlar başladığı takdirde gidip gelecekler. Biz en iyi şekilde, en iyi donanıma sahip olmaya çalışıyoruz. Eksi hiçbir şeyimiz olmasın, bir şey kaçırmayalım. Rakiple alakalı, analizle alakalı, taktik çalışmalarla alakalı. Çünkü bu ileriye dönük bir proje. Bu da başlangıcı, bakalım inşallah istediğimiz gibi olur. Hocam ekibinize katılacak olan var mı? Tam mı ekibiniz şu anda, daha sonra katılacak olan yok, var? Yok, benim tam. Tamam. Şu an bu kadar. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Hepimiz için hayırlı olsun. Taraftara gidecek mi? Futbolcular biz çıkalım mı sahadan hocayla beraber? Hocaya bir sorsana taraftara sana. Batu Bey'le de konuşalım mı buradayken?